Misafirlerimiz, Türkiye'mizin dört bir yanından gelen güzel insanlarımız, saygıdeğer sporcularımız, saygıdeğer milletvekillerim, kadın kolları il başkanımız, hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz. Tabii böyle bir merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hamdolsun vatandaşlarımızın, sizlerin buraya olan ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Kısa bir sürede burayı hizmete açtık. Hamdolsun yoğun ilgi var. 2 ay oldu bu tesisleri çalıştırılalı ama yaklaşık buraya şu ana kadar gelen insan sayısı 600 bini geçti. İnşallah Mart sonuna kadar da bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Yazında burayı yayla olarak kullanmaya, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Çünkü bölgedekiler yazın çok sıcak olmakta. Burası da yazın çok serin, yoğun insanlarımızın ilgi göstereceği inancındayız. İnşallah yakında otel inşaatları başlayacak. Burada konaklama merkezleri olacak. Gençlik Spor Bakanlığımızın kamp merkezi olacak. Burası şehir merkezine çok yakın. Yollarımızı inşallah tamamlayacağız. İzinleri biraz geç almıştık, bazı ormanla ilgili olan izinlerimiz ve vatandaşlarla olan. Onları da bitirdiğimizde ulaşım daha rahat hale gelecek. Şehir merkezimize yaklaşık 13 kilometre. Havalimanına yeni yapacağımız yollarla 14 kilometre civarında ve merkeze olan uzaklıkta biraz daha kısalacağı inancındayız. Erişim daha da kolay olacak. Buradaki konaklama tesislerinin yapılmasıyla beraber de inşallah uluslararası müsabakalar da yapılacak. Bura bir başlangıç bu tesisler. İnşallah hemen daha ileride yaklaşık 2500 kodunda olan dağlarımız var. Oralarda da yeni pistlerin yapımı için özel sektörle konuşuyoruz. Bu yukarıdaki tepe 2050 yüksekliğinde ama yaklaşık buradan 4-500 metre yüksek dağlarımız var. Kuzey yamaçlar var. Oralar da kayak merkezi için çok önemli. İnşallah burası her yıl daha da gelişecek. Önümüzdeki 10 yıl içinde de Türkiye'mizin, dünyamızın önemli kış sporları merkezi ve yaylalarından biri haline gelecek burası. Sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktayız inşallah. Tabii kuyruklar oluşmakta. Burada gelecek yıl bunlar da yeni tesislerin devreye girmesiyle beraber daha da azalacağı inancındayız. Buraya teşrif ettiğiniz için, geldiğiniz için hepinize en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyoruz inşallah. Türkiye şampiyonasını yapıyoruz. Erzurum'da başlattık. Bugün Türkiye şampiyonası Kahramanmaraş'ta bitirmeye çalışıyoruz. Evet, bizim için Kahramanmaraş önemli bir kent, önemli bir yer. Geçen yılda bize büyük misafirperverlik yaptılar. Sayın Belediye Başkanımıza kanalımız vasıtasıyla çok teşekkür ediyoruz. Geleneksel sporlarımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Geçmişin işlemini geleceğe taşıyoruz biz federasyon olarak. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tüm spor dallarında 8 ayrı branşta mücadele veriyoruz. Tüm spor dalları hep geçmiş sporları götürmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz. Şu anda burada görüyorsunuz 1000 yıllık geleneğimizi yaşatıyoruz ve gelecek kuşaklarımıza ileriye doğru taşımaya çalışıyoruz. Yarın yine aynı zamanda geleneksel kızağımız devam edecek burada. Geleneksel kızağımız da 600 yıllık geleneksel kızak. Onu da devam ettirmeye çalışıyoruz. Ayrıca güreş dallarımız var bizde. Kuşak güreşlerimiz var. Atlı okçuluğumuz var. Atlı tiritimiz var. Rafan atçılığımız var. Bütün branşlarda geleneksel sporlarımızı, atalarımız sporlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da ve ekibine tekrar Sayın İl Başkanımız temsilcisi çok teşekkür ederiz. Onların federasyonuna da çok teşekkür ediyorum. Tabii atlı kızak, kızak bizim ata sporumuz. Bizim kültürümüzün sporu. Bunu yaşattıkları için, bunu dünyanın dört bir yanında insanlara tanıttıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerine ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Allah'a hamdolsun
Burası inşallah geçen yıl birincisini düzenlemiştik. Bu yıl ikincisini. Artık geleneksel Türk sporları açısından önemli de bir merkez oldu burası. İnşallah kışın atlı kızak yapıyoruz. Yazında başta cirit yarışı olmak üzere okçuluk birçok yarışların da yapıldığı yer olacak burası inşallah. Başkanım. Anne oğlum mu? Başkanım. Manşet, gerçek çok net.